Evet Ahmet Bey, şimdi hastalarımıza tiroid nodülü tanısı konduktan sonra her nodülü ameliyat ediyor muyuz? Hangi nodüller ameliyat ediliyor? Hastalar tiroid nodülü tanısını almış ve ardından da eğer tiroid kanseri olarak tanımlanmışsa, tabii ince iğne aspirasyon, biyopsi, ultrason vesaire hepsi bittikten sonra kanser tanısı almışsa zaten bu ameliyat olacak. Bu kriter olarak birinci taraf, tabii bunu bir tarafa koyuyoruz. Diğer taraftan kanser olmasa da, hatta iğne biyopsileri şüpheli çıkmış olanlar da bir kanser sınıfına doğru alabiliriz. Ama kanser olmadığını bilmediğimiz nodüller var. Bunların da bazılarını ameliyat etmemiz gerekiyor. Özellikle tiroidde belirli bir boyutu açmış nodüller, mesela 3 cm'ye geçmiş olan nodüllerde ameliyat indikasyonu vardır. Diğer taraftan eğer tiroid nodülleri soluk borusuna bası yaparak nefes darlığı oluşturmuşsa, yemek borusuna bası yaparak yutma güçlüğü oluşturmuşsa, ki göğüs içerisine doğru keza tiroid nodüllerin bazıları göğüs boşluğuna doğru inebilirler. Biz buna planjon yapıda nodüller de diyoruz. Özellikle bunlarda ameliyat edilmesi gerekebilir. Çünkü hastada belirli bir sıkıntı yaratmaya başlamıştır. Daha da arttırabiliriz. Mesela ses kısıklığı oluşturmuşsa basıyla, aynı zamanda tiroidin dışa doğru görüntüsü estetik olarak çok bozuk bir hava yaratıyorsa hastada, bunlar ameliyat edilmelidir. Bunlar kanser dışı nedenler. Diğer taraftan kanserle ilgili eğer tiroid kanseri saptamışsak hangi tip olduğunu önce öğrenerek hangi ameliyatı yapacağımıza karar vermemiz gerekecektir. Tiroid nodüllerinin kanser dışı olanlarında karar verirken mutlaka hastanın semptomlarına ve tiroid nodülünün büyüklüğüne bakıyoruz. Bu büyüklük eğer belirli bir yapının 3 cm üzerindeyse tabii ki bunları da ameliyat etmek gerekecektir. Bazılarında bunların iğne biyopsisinde negatif, yani selim çıksa dahi, kötü bir şey çıkmasa dahi ameliyat sonrasında bazılarının kanser olduğunu da görebiliyoruz. Bu durumda söz konusu olduğundan, belirli büyüklüğü geçtikten sonra risk artımında söz konusu olduğundan bunları ameliyat etmek gerekecektir.